Bugün sizlere büyük bir aşk hikayesi anlatacağım. Bir müzisyenin aşkı. Hikayenin kahramanları Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve Ahu Paşakay. Ahu Paşakay 1995 yılında Türkiye Güzeli seçilmişti. Kaan'ın Amerika'da yaşadığı ve henüz Duman grubunun kurulmadığı yıllarda Ahu ve Kaan sık sık Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya gelirler. Her büyük aşkta olduğu gibi kavga ettikleri zaman kavgaların ve üzüntülerin ikisinde yarattığı depresyonlar oldukça şiddetlidir. Böyle durumlarda bir müzisyen olarak Kaan son derece geçerli bir metoda başvurur. O da Ahu için şarkılar yazmaktır. İşe de yarar. O şarkılar Ahu ve Kaan'ın arasındaki kırgınlıkları ortadan kaldırmaya yeterlidir. 1999 yılına geldiğimizde Kaan Tangöze artık bir grubun solistidir. Duman grubu ilk albümünü yapar. Albümün adı Eski Köprünün Altında. Ve bu albüm müzik marketlerde yerini aldığı zamanlarda Ahu ve Kaan'ın aşkı da devam etmektedir. Hatta albümün ilk video klibi olan Köprü Altı isimli şarkının video klibinde Ahu Paşakay da rol alır. Eski köprünün altında. Böylesine unutulmaz şarkılar yazdıran bir aşkın yarattığı duygu yoğunluğunu tabii hepiniz tahmin edebilirsiniz. Kaan Tangöze'nin solistliğini yaptığı Duman grubu 2002 yılına gelindiğinde Belki Alışman Lazım isimli albümlerini müzik marketlere sunarlar. Ve bu albümün tanıtımı için de Kemancı Bar'da bir tanıtım konseri düzenlenir. Belki alışman lazım. Bu konserin sabahında Kaan Tangöze ve Ahu Paşakay kavga ederler. O gece Ahu'nun konsere gelmeyeceği Kaan'ın aklının ucundan bile geçmez. Ve gece boyunca Kaan'ın gözleri Ahu'yu arar. Kaan şarkıları söylerken Ahu'nun kalabalık arasında bir yerlerde gizliden gizliye kendisini izlediğini ve dinlediğini düşünmektedir. Ancak gerçek böyle değildir. Kaan Tangöze sahnede Ahu için yazdığı Bal isimli şarkıyı yorumlarken Ahu aslında konsere gelmemiştir. Evinde kendini asarak intihar etmiştir. İntihar haberini sahneden indikten sonra öğrenen Kaan Tangöze tam 15 gün boyunca evinden dışarı çıkmamış ve kimseyle konuşmamıştır. Kaan Tangöze haberin yok ölüyorum. Köprü Altı, Senin Gibi, Oje, Kırmış Kalbini, Ah isimli şarkıları Ahu Yaşarken Ahu'ya yazmıştı. Ahu'nun ölümünden sonra da Kaan Tangöze'nin yapmış olduğu albümlerde Ahu'yu anlatan şarkılar yazdığını biliyoruz. Kesinleşmiş olan 3 şarkı var ki onlar şunlar. Melek, Seni Kendime Sakladım ve Yanı Başımdan. Kaan Tangöze'nin Ahu'ya yazdığı şarkılar içerisinde hiç kuşku yok ki en değerlisi Bal isimli şarkıydı. Çünkü ilişkileri boyunca Kaan ve Ahu birbirlerine balım diye hitap ediyorlardı. Sen benim balımsın. Kaan Tangöze, Ahu kendisini affetsin diye Kemancı Bar'da sahne aldığı o gece son kez yorumladığı Bal isimli şarkıyı bir daha asla yorumlamamaya ant içti. Ta ki yıllar sonrasında Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıncaya kadar. Açık havayı dolduran binlerce Duman grubu ve Kaan Tangöze hayranları bal 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 diye tezahüratta bulununca Kaan Tangöze seyirciye arkasını döndü, kollarını gökyüzüne doğru açtı ve son defa Bal isimli şarkıyı ağlayarak yorumladı.